spor köşemizde bu hafta Muay Thai var. Muay Thai'nin püf noktalarını değerli hocamız Taylan Hoca bizlere anlattı. Bu harika dövüş sanatını sizler için derledik. İsterseniz bakalım, yakından tanıyalım. Muay Thai neymiş? Spor keyfinde bu hafta Muay Thai öğreniyoruz. Taylan Hoca bize Muay Thai'nin püf noktalarını aktaracak. Hocam merhabalar. Merhaba Yusuf, hoş geldin. Böylesine güzel bir yerde bizi ağırladığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Doğru mu söyledim? Muay Thai. Muay Thai, evet. Evet, Muay Thai'nin püf noktalarını sizden alalım. Muay Thai nedir? Muay Thai, Thai Boxing olarak da biliniyor. Tayland'da yapılan bir spor. Oradan kökeni çıkmış. 1300'lerden beri yapılan bir spor. Daha sonra batıya doğru geliyor ve sportif hale geliyor. Eskiden bir savaş sanatı şeklinde yapılıyor. Tayland'da ayakta yapılan bir dövüş. Diz, dirsek, yumruk, tekme, dönüşlü vuruşlar üzerinden yapılan ve clinch, japko dediğimiz kişiye sarılıp... Ne ararsak var o zaman. Aynen. Yaptığımız bir tek yerde vuruş yok. Bunun dışındakiler serbest olan... Yerde vuruş olunca faul mu oluyor? Öyle bir şey yok. Tabii yerde vuruş. Genel olarak. Ring sporlarında yerde vuruşlar faul. Yani bokstan da aldığımızda, kickboksan da, Thai box içinde, Muay Thai içinde geçerli. Yerde vuruşlar faul. Yerde vuruş yapılmayan bir sistem. Ring içerisinde yapılıyor. Round sınırlaması var. Yine aynı şekilde siklet, kilo sınırlaması olan bir darbe sistemi puanlamayla bitebilir. Bir kişinin galip, bir kişinin mağlup olarak ringden ayrılacağı bir sistem. Peki şampiyon olarak neler söyleriz? Yani Muay Thai'nin Türkiye'deki, İstanbul'daki ya da diğer illerimizdeki yeri nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Muay Thai, amatör Muay Thai, profesyonel Muay Thai ve geleneksel Muay Thai olarak ayrılıyor. Türkiye'de yani uluslararası yapılan, mesela Türkiye İFMA Federasyonu'na bağlı. International Federation Muay Thai Amatör Organizasyonu'na bağlı. Ve bu 110 ülkenin bağlı olduğu yerde bizim sporcularımız da kendisini gösteriyor. Amatör Muay Thai'deki kurallar, koruma malzemesi, ring organizasyonu daha farklı. Profesyonel de daha farklı. Profesyonel Muay Thai daha çok, daha profesyonel sporcuların girdiği, koruma miktarlarının azaldığı, vücut korumalarının azaldığı bir dövüş sistemi. Geleneksel Muay Thai'de daha çok savaş sanatı şeklinde icra edilen Muay Thai. Genelde sanırım savaş dövüş yerine biraz daha spora dayalı oluyor herhalde geleneksel. Tabii yani şimdi dünyaya yaydığınız zaman işte zaten bir savaş ortamında zaten silahlar artık konuşuyor. Siz bunu sadece fiziksel kısmını, oyun kısmını ve sportif kısmını alıyorsunuz ve sunuyorsunuz. Ama çok da iyi bir savunma yöntemi. Bunu da söyleyelim yani kesinlikle. Tam bu noktada o zaman bayanlardan bahsedelim. Bayanların ilgisi var mı? Neticede biliyoruz ki artık sokaklarımızın fazla şartları da. Evet. Şimdi hem forma girmek açısından olsun hem savunma bakımından olsun yüksek kalori yakan bir spor. Bayanların ilgisi çok fazla ve Türkiye'de bayan sporcular çok başarılı. Yani baktığımız zaman bayan sporcular gerçekten Türkiye'de Muay Thai alanında çok başarılı. Çok da büyük bir ilgi var. Size gelen öğrencilerden en fazla sağlık için mi, yani güzel vücuda sahip olmak için mi geliyor bayan özellikle öğrencileriniz? Yoksa savunmasa. Şimdi ikisini beraber düşünüyorlar zaten bu spora gelen kişiler. Gelmişken vücut yapıyor. Tabii yani yoksa buraya geldiği zaman ringe çıkayım dövüşeyim diye bir şekilde gelmiyor başta. Diyor ki ben madem bir spor yapacağım, madem terleyeceğim ve kendimi geliştireceğim, o zaman yaptığım sporu kaç alanda kendime faydalı kılabilirim diye baktığı zaman hem zaten fiziksel olarak şekle girmesi bakımından olsun hem de kendini savunması bakımından üst düzey bir sunumda bulunduğu için Muay Thai'yi tercih ediyorlar. Bayanlar bunu. Fiziklerini düzeltiyorlar. Kendi özgüvenlerini geri geliyor ve söylediğim gibi savunma bazında da kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Fiziğe etkisi nasıl hocam? Fiziğe etkisi bel bölgesi ve kalça bölgesini çok hızlı şekillendiren bir spor. Sırtı dikleştiriyor. Yani vücutlarını dik pozisyona getiriyor. Bunlar olduğu zaman zaten. Benim şimdiden sırtım o şekilde girdi. Biz de birazdan zaten uygulamaya da geçeceğiz. Evet. Ama öncelikle tabii ki Muay Thai'nin püf noktalarını değerli hocamız Taylan Hoca'dan alıyoruz. O zaman kesinlikle vücut sağlığına, yani sağlıklı bir vücuda sahip olmak istiyorsak doğru karar. Doğru karar. Muay Thai doğru karar. Yani doktoruna danışmaları gerekiyor. Eğer fiziksel olarak eklemlerinde vesaire bu sporu yapamayacakları bir durum yoksa, yani kişinin eklemi zayıf olabilir. Bundan bahsetmiyorum. Spor yapar ve kuvvetlendirir. Bundan bahsetmiyorum. Ama mesela kalp damar sisteminde herhangi bir rahatsızlık. Tabii kalp damar sisteminde spor yapmasına aykırı bir şey varsa o zaman tabii biz bu sporu tavsiye etmiyoruz. Hocam şöyle de yani sizin söylediğinizde aslına bakarsanız şu en basit şekilde bir spor salonuna bile yazılırken sağlık raporu istiyorlar. Hocamın da demek istediği yani bu sporu da yapmak istiyorsak değerli doktorlarımızdan sağlık raporlarımızla birlikte hocamızın yanına geliyoruz, kaydımıza oluyoruz. Ondan sonra hem sağlıklı bir vücuda sahip oluyoruz aynı zamanda da yaş olarak da söyleyelim. Yaş olarak
3 yaşından, 4 yaşından başlayıp bir çocuk bunu 50 yaşına, 55 yaşına kadar bir insan yapabilir. 3-4 yaşın yani. Çünkü minimum yaşı küçücük çocukları bile. 3-4 yaşından formasyonunu alır, 50-60 yaşına kadar gelir. Kişinin kendi fiziksel becerilerine göre, netice olarak bizim yarışımız kendimizle, en başta spor olarak yaparken, kendimizi geliştirmeyi yapıyoruz. Kişinin kendi fiziksel kapasitesine göre teknik uygulanır. Çünkü tüm vücutla uyguladığımız bir spor. Yani tekme atabiliriz, hizle atabiliriz, sırf yumruklara da yüklenebiliriz. Tüm vücutla yaptığımız spor olduğu için kişi kendi sağlığına, kendi metabolizmasına, kendi fiziksel yeteneklerine göre bir stile sahip olacaktır. Şimdiden hocam beni korkuttunuz. Tekmeler, dizler şu anda havada uçuşuyor. Peki çocuklara ne gibi getirisi var? Şimdi çocuklar açısından bir kere disiplin olarak çok ciddi bir getirisi var. Yani burada bir savaş sanatı olduğu için, savaş sanatı kökenli olduğu için kemer uygulaması var. Kuşak uygulaması var. Bir üst kuşak alt kuşaktan daha kıdemlidir. Hocasının sözünü dinlemeyi öğreniyor bu çocuk. Ondan sonra kıdem kavramını öğreniyor. Yani şöyle söyleyeyim, insanlarda itaat etme ve disiplin ne kadar gelişirse yaptıkları işlerdeki başarı o kadar artar. Kesinlikle. Dolayısıyla çocuklarda bu tip bir formasyonu var. Artı vücut esnekliği konusunda çok ciddi anlamda bir altyapı kazandırıyor. Daha sonra kendisi savunması bakımından zaten üst düzey olacak. Ve bu çocuk yıllar içerisinde yaptığı zaman normal bir fiziğin üzerine çıkıyor. Yani normal olacak bir fiziğin dışında. Ve her zaman söylüyoruz, doktor masrafları aşağıda. Yani doktora gitmeyi azaltır. Azaltan bir spor ve sağlığınızı kesinlikle %100 toparlayacak olan bir spordur. Hocam genelleme yapmayalım ama şöyle bir durum var. Gerçekten ben de buna şahit oldum. Belki 25 yaşındayım ama 25 yıllık spor hayatımda da bayağıdır ilgileniyorum. Tabii çocukluk yaşlarını sanmıyorum ama hani çocukluk yaşlarına sporla ilgilenen ailelerde, çocuklarda ileriki yaşlarda iş hayatlarında büyük başarıları imza atıyorlar. Doğru. Ben buna gerçekten şahit oldum yani. Doğru. Yani bu da bizim ülkemize yavaş yavaş geliyor. Yani artık her insan şöyle söyleyeyim, bir spor seçsin diyoruz. Kendi yapısına. Ne olursa olsun. İlgisi, tabii bir spor seçsin ve onunla ilgili alsın. Çünkü yani yemek yiyoruz, fiziğimiz yeterince çalışmıyor. Vücut oturmaya çok alıştı artık. Her yere arabayla, otomobille gidiyoruz. Aşağı iniyoruz, asansör kullanıyoruz, merdiven kullanmayı bıraktık. Merdivenler bile artık yürüyen merdiven olduğu için. Bütün bunlar bizim doğal yapımıza aykırı. Fizik yapımızı hep geride bırakıyor ve bunlar bize daha sonra sıkıntı olarak, hastalık olarak ve kilo olarak geri dönüş yapıyor. Tam bu noktaya basalım hocam parmağımızı. Hı. Kilo demişken, bu spora başlamamız için herhangi bir limitimiz var mı? Yani şu kilo başlayabilir, şu kilo başlayamaz mı? Şimdi bazen şöyle bir yanlış anlam oluyor. Hocam ben biraz forma gireyim, ya biraz fitness yapayım, body yapayım, ondan sonra geleyim diye. Bu yanlış bir karar. Çünkü her sporun fiziksel formunu spor içinde alacaksınız. Yani siz buraya geleceksiniz, bir heykel gibi biz onu yontacağız. Spor onu yontacak. Zaten sporun özelliği budur. Eğer yüzme yaparsanız yüzme sizi kendi şekline yontacaktır. Eğer basketbol oynarsanız basketbol sizi kendi şekline yontacaktır. Muay Thai de sizi kendi şekline yontacaktır. Kilo ile alakalı bir sıkıntı yani yok. Her sporun bir vücut çatısı var diyorsunuz. Tabii tabii. Kendi içinde zaten bu sistemi oluşturacaktır bu çatıyı. O çatıyı alıp spora gelmek zorunda değilsiniz. Dolayısıyla kilonuz ne olursa olsun, boyunuz ne olursa olsun, yaşınız ne olursa olsun, sizin sağlık limitleriniz doktor tarafından oranlandıktan sonra bu sporu yapabilirsin, senin için bir sakıncası yoktur denildikten sonra hoş gelirsiniz yanınıza. Son olarak da Muay Thai dışarıdan hırçın bir spor dalı olarak gözüküyor. Çok güzel. Bu yani kesinlikle benim çevremdeki arkadaşlarım da, spor keyfi izleyenleri de şu şekilde düşünüyorlar. Muay Thai'ye gidersek ya birimiz kırılır ya biz birinin yerini kırarız. Şimdi şöyle söyleyelim, futbol oynadığımızı düşünelim. Futbol da sert bir spor fakat biz sahaya çıkmıyoruz futbol oynadığımız zaman. Futbolun arka planında her gün yapılan antrenmanını izlemek lazım. Muay Thai de keza aynı şekilde diğer sporlarda. Burada önemli olan antrenman metodudur. Yani sizler ringe çıktığınız zaman doğrudur. Ring sertlik içeren unsurları mevcuttur fakat sizin ringle bir alakanız yok. Yani sporu yani kısacası şu, Muay Thai'yi öğrenin ama ringe çıkmayın diyoruz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi sizin ilk işiniz ring değil. Yani birinci gün geldim ben ringe çıkacağım diye gelirseniz ben size kapıyı göstereceğim. Net söylüyorum. Çünkü bu sizin genel form sağlığınıza aykırı. Öncelikle tekniği öğreneceksiniz. Gard tutmayı öğreneceksiniz. Vücudunuz yapılanacak. Zihniniz yapılanacak. Bedeniniz uyum sağlayacak. Ondan sonra model içerisinde yani yine ring yok. Koruma malzemeleri içerisinde hafif temaslarla oyun oynamayı öğreneceksiniz vücudunuzda. Aynı bu dansa benzer vücutta bir yazı yazarsınız.
Öncelikle bu vücudu kullanmayı öğreneceksiniz. Ondan sonra süreç içerisinde tam kapalı kask kullanacaksınız. Kaskın önünü açacaksınız. Eldivenleriniz yumuşak ve büyük olacak. Siz yavaş yavaş gelişeceksiniz. Yani ensi bir süreç. Tabii koşu gibidir. Yani bir çocuk gibi geleceksiniz. Önce emeklemeyi öğreneceksiniz. Yürümeyi, koşmayı. Ya hızlı mı öğrenilir bunlar? Doğrudur. Yani birçok spora göre hızlı öğrenilir. Ama bu bence biraz da kişiden kişiye de değişir hocam. Şimdi yani siz... bazı sporcular vardı çok kısa sürede çok tabii harika işlere imza atabilir. Şimdi, bazılarınıza fazla önem vermediği için. Şimdi biz bununla ilgilenmeyiz eğitmen olarak. Şöyle söyleyelim. Bir ilkokula gittiniz. Öğrencilere şu söylenmez. Sen çok zekisin. Bir yıllık formasyonu ben sana 3 ayda öğreteyim sonra sen geçersin denmez. Her iş spor olabilmesi için sistematik, programlı, organize ve rekor edilebilir olması lazım ki ben bunu spor diyebiliyorum. Evet. Şimdi bunun sistematiği yoksa, eğer bir kemer sistemi, bir reçetesi yoksa, yani sen bu 3 ay içerisinde bunları yapacaksın. Şunların geliştiğini gördükten sonra ben sana bir sonraki 3 ay şunları öğreteceğim demem lazım. Ancak o şekilde söylediğim zaman bu bir sistematik alır. Bu yüzden kemer sistemi var. Yani her 3-4 ayda bir kemer veriyoruz. Yeterliği varsa bir sonraki kemere geliyoruz. Yeterliği varsa bir sonraki kemere geçiriyoruz. Siz bir seviyeye geliyorsunuz. Tabii. Bir seviyeye geliyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki siz ringde dövüşebilir olmuşsunuz. Peki hocam isterseniz uygulamaya geçelim. Tamam. Muay Thai'nin püf noktalarını şimdi Taylan hocamdan alacağız. Evet. Şimdi de ekran başındaki izleyicimiz Muay Thai teknik kısmına geçeceğiz. Yanımda Kurban'ın Yusuf sizin için. Son derece tedirgin. Bakalım ne yapacağız? Muay Thai'nin tekniklerinde sadece dizli sek yumruk yok. Genel bir anlatalım. Üstten yapılıyor. Önce bir guard pozisyonumuzun olması lazım. Ve yumruklarla başlıyoruz. Yumruk uygulamaların hepsi dahil. Temel boks uygulamalarında yaptıkların dahil. Beyin açısını doğru şekilde öğrenmek lazım. Gelişi güzel yumruk atmaktan bahsetmiyoruz burada. Yani Luna Park'ta gidip bir boks makinesine yumruk atmaktan bahsetmiyoruz. Bunun bir tekniği var. Tekniği öğrenmemiz gerekli. Beyin açısı ne olacak? Vuruş yerimiz ne olacak? Gardımız nasıl olacak? Ve kaç tip gardımız var? Bunların hepsini standartını öğrenmemiz lazım. Şimdi yumruğu temelde atarken yumruğu bu iki kemikle atıyoruz. Yani baş ve orta parmağın kemikleri atıyorum. Şu an bende kemikler gözükmüyor. Evet, şimdi eldiven var. Yusuf tam hazırlandı. Ve bu iki kemikle attığım zaman bileğimin açısı da geriye doğru bükük değil. Yani düz olacak ve 5 derece aşağıya bükük olacak ki benim yumruklarım vurduğum zaman şoku, darbe şokunu, çünkü ileride vurduğumuzda yumruklarımız çok sert geliyor. Darbe şokumu bileğime bindirmesin. Bileğimden kemiğime aktarsın ve dik bir şekilde elimi koruyabileyim. Yoksa şunu sıkça duyarız, yumruk attım elimi kırdım. Nedir? Bu tekniğim benim için oluyor. Yumruk tekniklerini söyleyeyim mi? Hepsini kullanacağız. Dirsek tekniklerimiz var. İşte burada dirsek kemiğiyle bunu kullanıyoruz. Vuruşları hep kemikle yapacağız. Yani yumuşak doku üzerinde bir vuruş olmaz. Çünkü vurduğumuz zaman yumuşak dokuda eğer Yusuf bana bu tarafta yumuşak dokuyla vurursa burası kanama yapacaktır. Ama kemikte kanama olmaz. Ve kemik çok daha efektif, etkili olacak vuruş esnasında. Kemik dirseklerimizi kullandık ve yumruklarımız. Ayağa geliyorum. Bacak kısmında alt tarafı yokladığında da dizlerim. Yine diz kemiği aynı şekilde kullanıyoruz. Kaval kemiği. Ve vuruş yapıyorum tekme için. Ve ayak üstünü yine aynı şekilde belli tekmelerinde kullanıyorum. Bu da alt taraf. Vücudun nerelerine vuruyoruz? Bu da önemli. Muay Thai'de serbestlik çok fazla. Aşağıdan yukarıya kadar vuruyoruz. Bunların puan alıcı olması için dizden yukarı olması gerekli Muay Thai'de. Dizden aşağı yaptığımız çelmeler vesaire vuruşlar kontrol tamam. Vuruşlar tamam ama bunlara puan verilmiyor. Şimdi bacaklara vuruyoruz. Etkin olarak vurduklarımız yerler söyleyeyim. Dış bacak, iç bacak, bacağın iç kısmı. Buralara sert vurduğumuz zaman kas olduğu için kanama yapıp kişinin rahat dövüşmesini engelliyorum. Daha da sert vurursam kişi dövüşemediği için, yürüyemediği için teknik nakavt olarak bitirebiliyorum bu mücadeleyi. Yukarıda da vurduğum zaman diyafram, sağ tarafta hemen karaciğer. Buralara tekme de atabilirim, yumruk da atabilirim, diz de atabilirim, dirsek de atabilirim. Vuruş bölgelerim serbest. Çene, kaşlar serbest. Yasak olan kısma gelelim. Ön yüz serbest. Ama arka yüz, yani ense kısmı yasak. Sırt kısmı yasak. Kasık noktalarına yapacağım vuruşlar yasak. Bunları yaptığınız zaman hakemden ihtar alırsınız. Daha fazla yaparsınız puan düşer. Kesmezseniz bunu yapmayı diskalifiye olursunuz. Dolayısıyla kuralsız bir spor değil. Temel vuruşlarımız bunlar. Şimdi... Yani Allah ne verdiyse vurmuyoruz. Tabii ki kurallarımız evet, var. Fazla da zorlarsak turnuvadan diskalifiye olursunuz. Diskalifiye olursunuz.
Şimdi bakalım yumruklarla ilgili ne biliyoruz? Yusuf'u biraz yumruk konusunda geliştirelim. Yontalım. Evet, şimdi yumruk sadece eli uzatmak değildir. Yumruk arkasında belli bir kütleyi taşıması lazım. En yakın uzvum omuz. Omuzu taşıyacak arkada. Bel kalçayı da taşıyacak arkada ve yerden alacak kuvvetini. Bunu yaptığın zaman yumruğun seri kuvvetli olacaktır. Yani yumruğu şu şekilde, bir yumruk atalım Yusuf. Yumruğu bu şekilde attığınız zaman arkasında herhangi bir kuvvet yok. Neden? Sadece elin geliş açısı var. Ama yumruğu omuzdan çevirerek ve belinizi ve kalçanızı bindirerek atarsanız o zaman arkasında bir kuvvet olacak ve sertlik olacaktır. Şimdi birlikte yapalım. Bu taraftayım. Elim gardta. Bir bacağımı, önce temel duruştan bahsedelim. İki bacağımı yan yana alıyorum. Bacaklarım V yapıyor. Kuvvetli olan bacak tarafımı geriye alıyorum. 15-20 santim, 30 santim. Daha fazla değil. Ayaklarımı parmak ucuna alıyorum. Ellerim omuzlarım da dahil olmak üzere suratımı kapatıyor. Dirseklerim de aşağıya kapatıyor. Bu temel gardlardan bir tanesi. Bu noktada dikkat etmem gereken şey, özellikle ön bacağımın tayı yapıyorsam biraz daha hafif olması. Çünkü ön bacağı yapılan ataklarda bunu hem bloklamam hem de geriye çekmem bazında rakibimin dengesini bozup o attığı tekniği boşa alıp attığı tekniği boşa alıp yahut bloklayıp karşı kontra atak yapma şansım doğacak. Bu benim için çok önemli. Yukarıdan aldık. Önce bir temel yumruk tekniklerinden bahsedeyim. Çok kısa. Hepsini geçelim sırasıyla. Yukarıya aldık. Ellerimizi tamamen kapatıyoruz. Yumruğu attığım zaman bu şekilde atmayacağım. Yumruğu çeviriyorum. Ve çene noktasını bulmaya çalışıyorum. Öteki elim aşağı iniyor. Yani şunu yaptığım zaman rakip bana vurursa... Böyle değil. Evet. Şu şekilde. Evet. Karşı tarafa yüklüyorum ve elimi mutlaka gardta tutuyorum. Bunu kılıç kalkan gibi düşünün. Hangi tekniği atıyorsam atayım suratımı koruyacak bir elimin bulunması lazım ki anlık rakibin vuracağı bir kontrada gafile avlanmayayım. Genelde zaten knockout'tan o şekilde oluyor değil tabii, mi? Tabii kontraya dayanıyor. Yani tam vurduğunda boşluk kaldığı tabii, için vuruyor. Aynen öyle. Yani gafile avlanmak diyoruz buna. Evet. Sen atıyorsunuz, atarken gardın düşüyor ve çok dengeli değilsin. Tam o noktada gelen vuruşa hazırlıklı olmuyor vücudun. Aynen hocam. O yüzden rahat düşüyorsun ama gardının üzerinde atan bir adamın seni indirmesi çok daha zor aşağıya. Şimdi bir sol yumruk yapalım birlikte. Sol yumruğumuzu buradayım, parmak ucundayım. Sol ayağın önünde olacak şekilde. Sol yumrukla ileri çıkıyorum, yumruk gittiği yerden geriye geliyor. İleri çıkıyorum, yumruk gittiği yerden geri geliyor. Yumruğu atarken mutlaka eli sıkacağım. Normalde boş durabilir blok için. Yumruğu atarken sıkıyorum, parmak uçlarındayım. Hazır, buradayım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi sağla vuruş yaparken, sağ yumruğa geçelim. Parmak ucumu çevireceğim. Ve omuzumu ve vücudumu karşı tarafa doğru uzatacağım. Bu sefer hangi elim gardta olacak? Sol elim gardta olacak. Karşı tarafa uzatıyorum ve geri çekiyorum. Ayağımı ve parmak ucumu çevirerek. Evet. Karşı tarafa uzatıyoruz ve geriye çekiyoruz. Hocam bana gelmesin. İlk ve son attığımız yumruk olur yoksa. Yani söylediğim gibi bu tekniği öğreneceğiz. Bunun dışında hızlı geçelim. Kroşelerimiz var. Yanlara attığımız darbelerimiz. Serbest. Bunları da omuzla vuruyoruz ve çeneyi... Hocam bana bir iki tane patlatsanıza ya şöyle. Eldivenleri takıp... Biraz sonra yapalım. Öğrendim ya artık yani. Muay Thai aşkı geldi. Birazdan tabii deneyeceğiz. Bu işin standartı. Bir yumruk öğrenen hemen öğrendik. Öğrendik. Evet. Hemen öğrendik. İlk çalışmada, öğrendik. Yarın da madalya almaya başladım artık. Bu iş böyle. Aparkata geçiyoruz. Aşağıdan attığım darbe. Aparkat yukarıya doğru. Serbest. Bunları kime vuracağız? Tabii ki Yusuf'a. Tabii ki Yusuf'a. Yakınımızda kim varsa kurban olarak kim kötü ve bacak kısmına geçelim biraz da ve dirsek geçelim. En tehlikeli kısım sayın seyirciler. Dirsekleri karşıya yüklediğim dirseklerim var. Kesme dirseklerim var ya yeni dirseklerim var. Bunlar serbest. Hocam bana önce bir tane dinletin de. Yapalım birlikte. Yusuf bugün benim canını yakacak. Bu öğrendiklerine bakalım. bu taraftan sol oynak anne, sol oynak anne. Eli mutlaka koruyorsun Yusuf. Burayı çok fazla açmıyorsun. Ve vücut ağırlığına bana doğru hamle yapıyorsun. Anlaştık. Şimdi sağdan gelelim. Sağ elini buraya istiyorum. Bir daha. Vücut ağırlığına bana doğru hamle yapıyorsun. Arkadan size devam edebilirsiniz çocuklar. Şimdi soldan yapalım. Buradayız. Gardtayım. Sol omuzumu çevirip karşıya vuruş yapıyorum. Bu. Kaşa vuruşlarda... Bunlar etkili darbeler. Kaşa vurduğunuz zaman kaşı açıyorlar. Çeneye vesaire vurursanız da anınızı altında kalkıyorsunuz. Bu şekilde dirseklerimiz var. Aparkat yapalım bir iki tane.
alttan çıkış yapıyoruz. El gardta. Gardı koruyor, bana göstermiyorsun. Alttan çıkış yapıyoruz. Hafif kalçayı çevirerek. Hafif kalçayı çevirerek bir daha. Çok güzel, bir daha. Çok güzel, bu da gayet iyi. Buradan yapalım, biraz aparkat. Eli çevirdim. Sol ayak önde, sol ayak önde. Gard değişmiyoruz olabildiğine kadar. Ve aşağıdan. Yani gücü hangi ayağımızdan alırsak tabii, o arkada kalıyor. Aynen. Ama şimdi, vurduğumuz el değişse şöyle, de fark etmiyor mu? Şöyle söyleyeyim, bir temel gardımız olacak. Yani kesinlikle hangi hamle yaparsak evet, bu şekilde mi? Şimdi temel bir gardım olması lazım ki mesela sol ayağım önde. Tamam. Sağ ayağımı geri aldığım zaman burada dengesiz oluyorum. Hata çok güzel. Anladım. Ama sol ayağım önde geri çıkacaksam solla geri çıkış yaptığım zaman dengeli kalıyorum. O yüzden ayakları sıkça değişmiyoruz. Yani hangi sağ hareket ya da sol hareket edeceğim de her zaman temel gardımla hareket ediyorum. Sol ayağımı öne aldım. Bu şekilde hareket etmeye devam edeceğim. Kuvvet kolum hangi taraf? Sağ kol. Kuvvet bacağım hangi taraf? Sağ bacak. Kuvvet dizim sağ. Maşallah. Tamamdır. Çözdün zaten her şeyi. Yani ilk derste yarına madalyaları alırız artık. Siz de. Şimdi bir şey de tahmin edip hemen dizden bahsedeyim kısaca. Ondan sonra biraz bloklardan bahsedeceğim. Bunlardan tabii çok daha geniş tekniğimiz var ama hepsini buraya sığdırmaya şey yok, mümkün atıyor. O yüzden temel teknikleri anlatıyorum. Yani ilk öğrenmemiz gereken Muay Thai sporunun ilk öğrenmemiz gereken en basit hareketleri evet, Taylan hocamın şu anda gösterdikleri. Şimdi diz tekniği atarken ortaya vuruş yapacağım da dizimi sağla yapalım bunu. Ayağımı geriye topluyorum. İlk yaptığım şey bu. Yerdeki ayağımı maksimum parmak ucuna kalkıyorum. Daha sonra vücudumu geri yatırmadan ağırlığım ileride. Elim yukarıdayken. Evet çok güzel. Ağırlığımı karşı tarafa doğru yüklüyorum. İleride. Ağırlığımı karşı tarafa yüklüyorum. Burada bel ve kalçayı aynı anda kullanmam gerekiyor. Bel ve kalçayı aynı anda kullanıp ağırlığımı karşı tarafa yüklüyorum. Bu dizi ortaya, diyafram kısmına ya da karaciğer kısmına vurabilirim. Son derece sert. Sol dizi atarken bir fark var. Şimdi sol atalım Yusuf. Bir sol diz atalım. Bir daha. Kartta kal. Kartta. Bir sol diz. Şimdi burada mesela bir dengesizlik oluyor. Çünkü sağ geriden geliyor, sol önden çıkıyor. Yeterince kuvvetli değil. Bunu şu şekilde aşıyorum. Sağ adımımı 15 santim solun önüne çekiyorum. Sol dizi vuruyorum. Çok güzel, bravo. Bir kez daha. Sağ adımımı 15 santim atıyorum. Gelsin madalyalar. Dizi çekiyorum. Aynen budur. Şimdi dizden de madalya alıyorsun. Sırasıyla gidiyoruz senkron hareketlere. Çok güzel. Tekmeye geçelim. Tekmeler nereye atabiliyorduk? Buralar hocam. Evet. Bacaklarına atabiliyorsun. Buraya attığımız tekmeler evet, bir puan değil, sadece denge bozmaya yönelik tekmeler olacaktır. Bunlar puan. Ve tehlikeli oluyor değil mi hocam oraya attığımız tekmeler? Tabii anlık dengesini bozduğun için tehlikeli oluyor. Diyelim ki beraberlik oldu. İki tane sporcu arasında. İki tane futbolcu maydana bakken. Alt tekme deyince aklına direkt futbol geliyor. Şimdi beraberlik oldu diyelim iki sporcu arasında. O zaman bu hareketi yapan, teknik şıklığı yapan sporcuya taraf veriliyor. Hmm. Final. Çünkü roundlar puanlı. Yani ya, kafa kafaya giderken bu hareketi yapabilirsiniz sayın evet, seyirciler. Aşağıya düşürebilirsiniz. Hani şu an mesela ringdesiniz, düşünün hocamla ben kafa aynen, kafaya. Aynen. 10-10 mu puanlar? Tık diye vurup işini bitirelim. Bana öyle sıkıyor. Şimdi tekmelere gelelim. Tekmeler kavalla vuruş yapıyoruz bacaklara. Yani bacaklara tekme serbest bir sporda. Hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde. Üzebilirsiniz. Normalde bu şekilde değil ama. Aynen. Aynı zamanda iç bacaklara da vuruş serbest. Yani bacağın bu kısmına da vuruş çıkabilirsin. Bunlara dikkat etmek lazım. Kasıklarımıza gelebiliyor. O yüzden bunu iyice eğilleştiğimizde iç tekmeye daha çok atacağız. Buraya geliyoruz. Buraya tekme mi? Buraya da tekme atıyoruz. Kaburga yanlarına atılan tekmeler etkili. Bunları tabii Tayin'in özelliği, yani Muay Thai'nin özelliğinde kişiyi okşamıyoruz. Tamam, kişiye vuruyoruz. Biraz mesafeye dikkat edelim. Kişiyi okşamıyoruz, kişiyi üzüyoruz. Dolayısıyla vuracağımız tekmeleri maksimum sertlikte vuruyoruz. Yani şimdi yani en fazla ne kadar sert vurursak o kadar iyi oluyor. Tabii. Ya tabii bu turnuva için olabilir, savunma sanatı için bravo, olabilir. Mesela bir hırsız sizin çantanızı almak istiyor, özellikle bayanlar şöyle sert bir hamleyle o çantanızı kibarca o hırsızın elinden alabilirsiniz. Değil mi? Ve surata yapacağımız tekmeler var. Bunları ayaküstü de kullanabiliriz, kaval da kullanabiliriz. Yusuf çok yavaşça, dengeni bozmadan bir surata tekme istiyorum. Yukarı doğru çıkıyoruz. Hocam yavaş, şimdi yavaşça. Korkmak yok, çekinmek yok. Öğreneceğiz yavaşça. Şu elime doğru dokunuyorsun ayağına. İşte bu. Ya şimdi hiçbir şeye başlamadan zannediyoruz hiçbir şey atamayız. Öyle değil. Şimdi bir daha dokunmayı istiyorsun. Evet, aslında ben Muay Thai'yi biliyormuşum sayın seyirciler. Evet, bir daha. Şimdi vücudunu çevirip biraz daha vuruş yapmayı istiyorum. Süper. Bir daha.
şimdi eli aşağı indiriyorsun. Şu vurduğun taraf. Yani sağ tekme vururken sağ elin çok az aşağı inerek geliyorsun yanıma. Ağırlığını bana doğru veriyorsun. Tam kuvvet istiyorum. Hiç çekinmeden. Şimdi el gardta. Çok güzel. Bravo, bravo. Hocam şimdi karşılık veriyorum. Sen kimi vuruyorsun? El gardta ve eşitiriz. Çok güzel. Bu kadar. Bu da suratı attığımız sekmelerin hamali. Bunlar tabii gelişecek. Tabii ki bunlar yani. Ama ben iyi bir öğrenciyim değil çok mi? Çok güzel. Evet. Yeteneklisin. Eyvallah. Net olarak daha henüz 4-6 dakikada suratı dekli atlıyorum. Daha bunun üzerine takdir izleyenlerim. Ya bunu da desin. Şimdi yavaş yavaş bunların kombinelerinden bahsedelim. Temel teknikleri öğrendik. Dönüşlü tekmeleri de, dönüşlü dirsekleri de vesaire. Yine aynı şekilde dizi surata vurmak da serbest. Yani diyelim ki yakaladık vurduk. Bir de Muay Thai'nin karakteristiği olan bir şey var. Bunu söyleyelim. Muay Thai'de kucaklaşma çok önemli. Yani sadece... Ben buradan korkarım arkadaşlar. Sadece yumruk atmıyoruz. Aynı zamanda seviyoruz bahanesiyle vuruşlar yapabiliyoruz Yusuf'a. Yani arada seviyoruz, arada dövüyoruz. Bu da serbest. Buna da Jatko, Kriş diyoruz. Bundan bahsedelim. Hocam, rakip size sarıldı. Rakibe sarıldın. Burada hakem ayırmıyor. Bir kez daha söylüyoruz. Dolayısıyla burada bir güreş pozisyonu başlıyor. Burada vuruşlar serbest Muay Thai'de. Yani evet, dizi zaten. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Boksta yahut şöyle kickboksta. Buradan sonra hakem ne diyecek bize? Bitti diyecek. Muay Thai'de biten bir şey yok. Muay Thai'de yeni başlıyor. Muay Thai'de yeni başlıyoruz. Çok güzel. Çünkü eğer sen buradan kurtulamazsan hakem ve kurallar rakibine 3 dakika seni dövme şansı tanıyor. Ayda. Yani sen vurmuyor musun 3 dakika boyunca? Hayır. İnşallah vurursun. Yani bu o zaman bitti diyorsun yani. Kişi, ondan sonra. 3 dakika boyunca dayak yiyeceğim arkadaşlar. Bizim bu Jatko dediğimiz boyun güreşimizin de iyi olması lazım ki rakip bizi çok ezemesin. Biraz da güç lazım hocam ha. Şimdi tabii. Şimdi bir Muay Thai idmanından bahsediyorum. Bu teknik detaylardan bahsediyoruz. Teknik idmanım var. Kondisyon idmanım var. Ağırlık, güç idmanım var. Taktik idmanım var. Yani komple bir spor. Koşularım var. Reaksiyon çalışmalarım var. Sürat çalışmaları, reaksiyon, patlayıcı koruyucu. Çok önemli değil mi? Kuvvetle devamlı tabii. Dayanıklılığım muazzam önemli. Çünkü rakibin enerjisi bittiği anda rakibin savunması da alan bir taraf olacak. Enerjiyi korumak çok önemli. Aynı anda belki 20-25 faktörü bir arada düşünmen gerekiyor. Bu işi sporcu olarak yaptığın zaman. Ama ben geldim. Şimdi seninle az önce biz Muay Thai yaptık. Yani baştan belki biraz çekindin ama şu anda... Yani şu anda madalya alacak seviyeye geldim yani. Ama tabii ki şaka bir yana çok bence keyifli bir spor. Keyifli bir spor. Yani gerçekten. Özellikle hocanız size zarar vermezse daha keyifli olabilir. Hocam şimdi mesela şu hamleyi yaptığımızda... Tamam. Ben tabii bilmem mi? Mesela çeneye bir darbe vurduğumuzda tabii. Müsabakada en fazla puanı buradan mı alıyoruz? Şimdi puanlar tekme. Tekme vuruşlarına yoğun puan var. Artı yeni gibi vuruş yaptınız bana. Bir vuruş yaptınız. Ardından beni devirdiniz. Burada iyi bir puanım var. Double diyorsunuz. Yani burada çok iyi bir puanım var. Şimdi Muay Thai'nin karakteristiğinde bu güreş, boyun güreşi dediğimiz çok önemli yer kaplıyor. Çünkü karakteristiği bu. Yani bakarsak biraz kickboksa benziyor. Belki biraz daha tek ve sert vuruşlusudur. Kickboks ve güreşin bir yere yakın hali yer değilim o zaman. Ama temel teknikler farklı, duruş farklı. Yani kickboksta stepler daha önemliyken Muay Thai'de duruş daha önemli. Anlatabiliyor muyum? Yani bu duruşta Muay Thai'de mesela geri bas yaptığınızda rakip üzerinize geldi. Çok fazla geri kaçtınız. Sürekli geri kaçıyorsunuz. Hakem sizi diskalifiye edecektir. Muay Thai'de bu istemez. Muay Thai'de ufak darbelerle pres istenir. Yani Muay Thai'de siz artık yetişeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki ben çok geri kaçmadan, bloklar serbest, bloktan bahsetmiyoruz. Yoksa suratımıza şimdi darbe atıyoruz değil. O şekilde değil. Bloklar serbest ama rakiple yenişebilmeniz lazım. Yani ben buradayım diyeceksiniz. Ve 3 round bittiği zaman... O zaman kısacası dişe diş bir mücadele diş olacak. Artı 3 round bittiği zaman diyelim. Ya 5 round, kaç rounddan yapılıyorsa profesyonelse 5 rounddan 3 dakika yaparsın. Bittiği zaman ben böyle durmam lazım. Süpersin. Aynen. Başladım böyleydim. 5 round bitti. Bunu göstereceğim ben. Yine böyleyim. Aynen. Ben böyleyim diyeceğim. Bende var. Buraya hazırım diyeceğim. O zaman tamam. Yoksa 4 round. Ben de hazırım. Evet. Sen de hazırsın. Dolayısıyla bundan sonrası çok kolay. Kombin ile yapıyoruz bunları. Dövüşmeyi öğrendikten sonra, temel teknikleri öğrendikten sonra ring adımlamaları, ring kullanımı, rakip stratejisi, rakibin boyu, posu, kullandığı tekniklere göre... Tabii yani uzun boylu rakibi, kilolu rakibi daha farklı olur. Artı bakıyorum bu rakip dizci mi? Hani klinç alıp diz mi ağırlıklı dövüşüyor? Bakıyorum ön ayağını, sol ayaklarını dövüşüyor. Ona göre
başka bir şekilde plan kuruyorum. Bütün bunları kuruyorsunuz ve çok akıllı bir dövüş ortaya koymanız gerekli. Bu yüzden çok elit bir spor. Yani aynı zamanda zihninizi ve oyun planınızı geliştiren bir spor. Şimdi sana elit yapacağım. Şimdi yaptığımız tekniklerde Muay Thai'de boşta yapıyoruz, ellikte yapıyoruz, torbada yapıyoruz. Torba çalışması yine aynı şekilde var. Kum torbası. Bir de rakip üzerine yapıyoruz. Finalde korumalarla. Hocam rakipsiz olmuyor tabii de. Tabii. Şimdi o rakip kısmını bugün es geçeceğiz. Blok alıyorsun, ayağını kaldır. Ayağını kaldır. Tekme geldiği zaman bravo. El gardta. Sol sağ. Sol yumruk buraya. Ha, pardon. Tamam. Hocam ama blok aldıktan sonra diz mi yumadın? Ha, haklısın. Yapalım. Blok. El gardta. Blok. Diz. Ha, sol buraya. Evet. Tamamdır. Blok. Blok vereyim. Blok. Panik yok. Başlayalım hocam. Blok. Diz alıyorum. Sol direkt buraya. Çarpmazlar. Haklısın ya. Normal. Şimdi tamam hocam. Artık hata yok. Yumruklar çarpmaz. Mesela o. Yumruklar çarpmaz. Başka tamam. Şey yok. Hazır. Blok. Diz. Süpersin. Sol sağ. Sol direkt. Sağ direkt. Çekildin. Sağ tekme. Bir kez daha yüzün. Tamam. Sağ kurmaktan çekinme. Kendime güveniyorum. Hazır. Tamam hazır. Diz. Sol sağ. Sağ tekme. Bravo. Çok güzel. Bir kez daha. Tut gardı. Parmak ulan. Tart. Elime bakmayı bırak. Gart. Yüzüme bak. Okey. Okey. Bravo sana. Blok. Diz. Sol sağ. Hocam olacak. Süper. Bu son. Bu final. Öğreniyorum. Şu anda dünya ikincisiyiz. Aynen. Bunu yaptığımda şampiyon. Tamam. Bir madalya daha var. Blok. Diz. Sol sağ. Sağ tek. Maşallah. Bir daha. Bir kez daha. Hazır. Blok. Diz. Sol sağ. Elleri kaldır finalde. Elleri kaldır. Rakip içeri girecek çünkü. Elleri yukarıda. Bir daha blok. Diz. Sol sağ. Sağ tekme. İşte bu kadar. Tamam. Şimdi buradayız. Kroşe istiyorum. Yandan. Sol. Evet. Sol kroşe. Buradayım. Omuzdan yan tarafına doğru vuruş yapıyorum. Omuzdan yana doğru vuruşa çıkıyorum. Sol kroşe. Evet. Çene kısmına sol kroşe. Çok güzel. Bir daha. Nefes. Bir daha. Şimdi ortaya tekme. Bravo. Ortaya. Kavalla. Kavalla. Sol kroşe vurdum. Ortaya tekme. Hocam. Benim canım acıdır hani konuma. Solu çenesine vurdum Yusuf'u. Ortaya tekme vuruyorum. Yakalıyorum. İzliyorum. Sonra bu programı soruyorlar arkadaşlar. Hazır blok. Kroşe. Tekme. Dizle. İki tane. Bir. İki. Dizlerken Yusuf. Çok güzel. Bravo bu arada. Dizlerken istediğim şey şu. Bana uzan. Anlaştık hocam mı? Uzanacağım da az önce uzandık gibi. O kadar değil. Artık tamam. O da bizim payımız olsun. Aynen. Hadi bırak. Kroşe. Tekme. İki tane diz. Uzanma. Uzat. Elleri uzat. Hayır. Nasıl hocam? Şöyle mi tutacak? Bravo. Çok güzel. Evet. Tut. Şimdi. Bir. İki. Süper. Bir kez daha. O zaman hazır. Tamam. Anladım şimdi. Bir daha yapıyoruz. Blok. Kroşe. Tekme. Diz. bir diz daha. Evet. Tamam hocam. Evet. Bu sonuncu da oluyor. Bir diz daha. Çok güzel. Şimdi aparkat istiyorum bir tane. Alttan. Çenenin altından yukarı doğru çıkış yapıyorum. Anlaştık? Şöyle gösterelim. Buradayım. Çenenin altından yukarı doğru çıkış yapıyorum. Yukarı doğru. Hocam o tarafa doğru yapıyorum. Biraz. Madem madalyayı bizden alacaksın Yusuf. Şov zamanı. Hazır senin. Evet bir. Bir daha nefes. İki. Bir daha. Üç. Bağla peşine tekmeyi. Tekme. Çok güzel. Tamam. Aparkatı vurdum. Şimdi tekme. Bravo. Tut kardı. Süpersin. Blok. Aparkat. Ve tekme. Bir kez daha. Blok. Blok. Aparkat. Ve tekme. Hocam tekrardan bizi böylesine harika güzel bir ortamda ağırladığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir program gerçekten. Spor keyfi izleyenlerine nasıl bir çağrıda bulunursun, neler söylersin? Şunu söyleyelim, yani hepimiz bu dünyadan gelip geçiyoruz. Hepimizin gereksiz fiziksel ihtiyaçları var, gerek psikolojik ihtiyaçları var. Bir spor, özellikle bu tip yoğun bir spor sizi kendinize getireceğini düşünüyorum. 7'den 70'e kim isterseniz onu yapabilirsiniz. Emre, Didem benim Bilgi Üniversitesi'nden öğrencilerim. O tarafın kulübünü aynı zamanda organize ediyorlar. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de yine aynı şekilde bu dövüş sporlarını biz organize ediyoruz. Bence her üniversite, her liseye, her insanın hayatına girmesi gereken sporlar. Bu şiddet sporları değil. Biz burada ellikte
torbada kendi hem fiziksel olarak kendimizi geliştiriyoruz, hem de taktik ve teknik olarak kendimizi geliştiriyoruz. Stres atıyoruz diyorsunuz. Tabii stres atıyoruz ve kendimize faydalı bir spor yapıyoruz. Kendimizi savunabilir miyiz? Evet, savunabiliyoruz. Fakat kendimizi savunabiliyoruz diye de ortalıkta insanları küçük görmüyoruz. Yani bu çok önemli. Her kendinizi, egonuzu şişirmeden sizi... Sadece spor yapıyoruz diyor hocam. Evet, anlayabilecek bir spor ve size kendinizi tanıtacak bir spor. Tabii. Çağrınız mı hocam? Çağrım. Gelin yapalım. Evet, Ünlü Akademiler olarak bu işi yapıyoruz. Burası da Octopus VIP Gym. Katılmak isteyen, gelmek isteyen olursa özel ders, grup dersleri, herhangi bir talebiniz olursa buyurunuz, sizi de bekliyoruz. Gelin ağız tadıyla döveriz diyor hocam. Hoş geldiniz.